Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde en son yaptığımız en son şöyle bir başlık resmi gradyant kaplama, renkle kaplama olayını gerçekleştirmiştik. Burada ise şurayı değiştireceğiz. Burayı şu şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Normalde bu strapta resim ile yazıyı aynı boyutta olan resim ile yazıyı yan yana yazmak için herhangi bir yöntem yok. Bunu kendimiz gerçekleştirmeliyiz. Bunun için de bu strapta tablolama yöntemi çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yine burada buradaki tablodaki önemli olan şey şu arkadaşlar. Resim ile yazıyı yan yana yazabilmenin en kolay yolu. Tabii farklı yöntemleri de var ama tablolama en kolay yolu açıkçası söylemek gerekirse. Yine bu strapta tabii ki tabloyu kol MD'lere yazacağız veya kolonlara yazacağız. Gördüğünüz gibi burada kol MD4, kol MD4, kol MD4 veyahut da kol 4, kol 4, kol 4 şeklinde 4 ızgara kaplayan bir kolon. Bu kolonda tablo yerleştiriyoruz. Tablonun iki hücresi var arkadaşlar. Tek satırdan oluşuyor ve iki hücresi bulunuyor. Burada şimdi bu işlemleri gerçekleştireceğiz. En son yaptığımız site bu. En son yaptığımız site bu. Bunun üzerinden değişikliğimizi gerçekleştirelim. Evet, şurası burada. Satırdan itibaren şöyle seçme işlemi yapıyorum. Evet, şu şekilde. Burası benim satırım. Satırımı ilave edeyim buraya. Div class row boşluk diyeyim. Evet, bir bakalım şimdi. Bir bakalım. Evet, şu şekilde. Şimdi buraya şurada olduğu gibi bir akademisyenler başlığı atacağım arkadaşlar. Akademisyenler başlığı atayım. Tek bir satır tabii ki o. Tek bir satır olduğu için 12 ızgara kaplayan bir kolon olarak onu işaretleyeceğim. Class colmd 12. Buraya tabi bunu ortalayalım yazımızı. Text center h 4 diyelim. Akademisyenler. Bunu da text danger kırmızı yazıyı da kırmızı yapalım. Evet, tekrar bir bakalım. Şurası. Evet, gördüğünüz gibi hatta biraz daha büyük yapabilirmişiz. H4 değil de H3 yapabilirmişiz. H3 H3. Evet. Şimdi ikinci satırda arkadaşlar, ikinci satırda yeniden bir satır oluşturmamız gerekecek. Satır burada tabii ki. Div class row yine boşluk koyayım. Şimdi 3 tane kolon yapacağım. Div class colmd4 kopyalıyorum bunu. colmd4 ve colmd4. Bundan her birine tablo ekleyerek bu işlemi gerçekleştireceğim. Aslında bunları en son aşamada çünkü buna tablo oluşturacağım. Bu tabloyla beraber kopyalama işlemi yapayım. colmd4'te şimdi tabi farklı bir tablolama veya farklı bir kod kullanacağım. Şimdi tablo
Şuradan Vegebus Bootstrap 4 konularından ben tabloyu şöyle bir kısaca anlatayım arkadaşlar sizlere. Tablo tabii ki Bootstrap'ta klaslar üzerinden işler yürüyor biliyorsunuz. İşte bir tablo örneği gördüğünüz gibi buradaki tablonun oluşturulma klası nokta table devam ediyoruz aşağı doğru. Mesela şu şekilde bir tablo. Tabloda tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Başlık var ve içerik var gördüğünüz üzere. Başlıklar için biz t-heat etiketini kullanıyoruz. İçerik için de t-body etiketini kullanıyoruz. İşte class kenarlığı olan bir tablo. Table bordered. Table hover. Bakın farenin bulunduğu satırı gösteren. Burada gördüğünüz üzere bir başlık içerikte ise body'de ise 1, 2, 3 satır var. 1, 2, 3 hücremiz var arkadaşlar. İşte table dark. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biz de kenarlığı olan, öncelikle kenarları göreceğimiz şekilde yapalım. Daha sonra kenarlığı olmayan bir tablo tasarımı gerçekleştireceğiz. Burada table class table bordered. Evet, öncelikle kenarlığı olan bir tablo gerçekleştirelim. Şimdi tabi tablonun başlığı olmadığı için onu gerçekleştirmiyoruz. Tablonun içeriğiyle alakalı bir tasarımımız var bizim. T-body içerikler, başlık sınırındaki içerikler T-body içerisinde olur arkadaşlar. Daha sonra da satır ve hücre, yani sütunda denebilir. İki tane hücremiz var arkadaşlar. Burada resim olacak. Burada resim olacak. Burada ise yazı olacak. Evet. Bir kaydedelim. Tarayıcıda bir görelim. Kapatayım artık. İniliyorum. Evet. Resim ve yazı bu şekilde bir görünüm elde ettik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi buraya resim yerleştireceğiz. Şurada olduğu gibi resim. Hatta round circle klasıyla birlikte resmi ekleyeceğiz. Daha sonra yazımızı yazacağız. Arada bir HR etiketimiz mevcut. Geçelim şimdi. Önce resmimizi ekleyelim arkadaşlar. Resmimiz resim diğer klasöründe. Şu resmimiz. Bunu sürüklüyorum şimdi. Şöyle TD'nin arasına. SC ile geçelim bunu. Şu şekilde gelecek. Tabii ki burada boyutlar yerine class rounded circle. Evet. Gerçekleşecek. Yazımıza ise H5 yapalım. Öğretim görevlisi İsmail Ölek. Bir HR etiketimiz var. Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. Daha düzenli olsun. İç içe yazmak her zaman mantıklı biliyorsunuz. HR tabi color. HR'de bir color var. Rengimiz şu olsun. Evet.
ve altına da algoritma, normal bir yazı, algoritma, kodlama ve görsel programlar uzmanı. Evet, kaydediyorum. Kaydediyorum. Ve tarayıcıda bir yaptığım işlemi görüyorum. Evet, şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu şekilde. Bunu şimdi kopyalayacağız. Bakın, hücreye yazı yazarken ortadan başlıyor arkadaşlar. Ortadan üste ve alta doğru genişleme işlemi gerçekleştiriliyor. Şimdi biz bu şeyi kopyalayalım. Bu CallMD ile birlikte kopyalıyoruz arkadaşlar. Şuradan itibaren Ctrl-C Serkan Dereli. Serkan Dereli. Bir de resmi değiştireyim. Resimde SD şeklinde. Tekrar bakıyorum şimdi. Yeniliyorum. Evet, gördüğünüz üzere Serkan Dereli de gerçekleşmiş oldu. Biz bu table bordered kısmını şöyle yapalım. Table borders şeklinde gerçekleştirelim. Hatta üstü de aynı şekilde. Şimdi CallMD class'ı tekrar kopyalıyorum arkadaşlar. Ve öğretim görevlisi Özkan Canay. Özkan Canay. Ctrl C. Şimdi baktığımızda gördüğünüz gibi CallMD4'te bu şekilde bir işlem gerçekleştirmiş olduk. Alt satıra ineceksek yine bir row ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine bir row ekleyeceğiz. Hemen yapalım. Div class row boşluk. CallMD'yi kopyalayalım. Evet. Hocamız Ferda Bozkurt diyelim. Tekrar CallMD'yi kopyalıyorum. Ve hocamız Gözde Gökpınar, resmi de GG şeklini değiştiriyorum. Şimdi baktığımızda evet, gördüğünüz gibi artık resim ve yazıyı yan yana güzel bir şekilde yazma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Table konusunu işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.